Bilgi Rüzgarı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Ahmet Kaya kimdir videosu olacak. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya 28 Ekim 1957 Malatya'da Adıyaman'dan Malatya'ya iş için göç etmiş Kürt kökenli bir baba ile Erzurumlu bir Türk annenin 5. çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Sümerbank fabrikasında mensucat işçisidir. 6 yaşındayken babası ona bir bağlama getirir ve serüven başlar. İlkokulu Malatya'da okudu. Okuldan arta kalan zamanlarda ve yaz tatillerinde ya plakçıda ya da tanıdıkların minibüslerinde çalışırdı. 9 yaşına geldiğinde babasının çalıştığı fabrikanın işçilerinin düzenlediği işçi bayramı gecesinde kendini sahnede buldu. Mensucat fabrikasında emekli olan babası daha iyi bir yaşam için İstanbul'a göç etti. 1972 yılında İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'ya yerleşirler. Ahmet Kaya ailesinin geçim sıkıntısı çekmesi nedeniyle okulu bıraktı ve işportacılık, çıraklık gibi çeşitli vasıfsız işlerde çalıştı. Liseyi dışarıdan bitirmeye karar verir ve bitirir. Sonra da eğitim enstitüsünün keman bölümüne girer. 16 yaşında yasak afiş basmaktan hapse atılır. Daha sonra birkaç arkadaşıyla birlikte Halk Birimleri Derneği'nin çalışmalarına katıldı. Bu çalışmaları sırasında çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti. Kendi başına öğrendiği için herhangi bir metoda ya da öğretiye uymamaktadır Ahmet'in çalış biçimi. 1978 yılında Gelibolu'da askerlik yaptı. Bu arada orkestra müzik çalışmalarına da devam etti. Askerlik dönüşü Emine Kaya ile evlendi ve 1982 yılında kızları Çiğdem doğdu. O dönem hayranı olduğu Ruhi Su'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir dinletisine gider ve dinletiden sonra bir yolunu bulup ustanın yanına ulaşmayı başarır. Ruhi Su bestelerini kendisini nasıl yorumladığını göstermek istemektedir. Ruhi Usta'ya Ruhi Usta'nın en bilinen eserlerinden Mahsus Mahal isimli şarkıyı çalar. Usta şarkıyı yarıda kesip bağlamayı Ahmet'in elinden alır ve kızarak "Öyle at teper gibi bağlama çalınmaz, kavga edilmez bağlamayla, bağlama ile meşk edilir" der. Ahmet şaşkınlıkla oradan uzaklaşır ama tabii ki bildiğini yapmaya devam edecektir. Çok sonraları birkaç arkadaşının yardımıyla Hodri Meydan, Kültür Merkezi ve Bilsak'ta dinleti düzenler ve afişlerinde de Ruhi Usta'nın kendine söylediği cümleye gönderme yapar. Bağlama böyle de çalınır. 28 yaşında 1985 yılına geldiğinde zamanıdır deyip şarkılarını alıp un kapanın yolunu tutar. Hiçbir kategoriye girmeyen bu müziğe kimse yüz vermez. Sonraki günlerde arkadaş yardımları ve kendi olanakları ile ilk albümünü yapar. Hatta yayınladığı yıl albüm toplatılır fakat daha sonra sansürü kaldırılır. İlk albümü Ağlama Bebeğimdir. İkinci albümü Acılar Tutunmaktır. İkinci albümü yayınladıktan sonra 1985 yılında Gülten Hayaoğlu ile evlenir. Gülten Hayaoğlu hapishanede idam cezasına mahkum olan Nevzat Çelik'in Şafak Türküsü şiirini Ahmet Kaya'ya iletir. Ahmet Kaya 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü albümüyle geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan atılımını yapar. 1986 yılının sonunda An Gelir albümünü yayımlar. Albümde hemen hemen tüm besteler kendisine aittir. Gülten Hayaoğlu ile evlendikten sonra kardeşi Yusuf Hayaoğlu ve şiirleriyle tanışır. Sözlerin çoğunluğunun Yusuf Hayaoğlu'na ait olduğu Yorgun Demokrat isimli albümü 1987 yılında yayımlanır. 1988 yılında sadece iki şarkının söz yazarlığını Hayaoğlu'nun yaptığı ve diğer sözlerin tanınmış şairlerinin şiirlerinden oluşan Baş Kaldırıyorum albümü yapılır. 1989 yılında İyimser Bir Gül albümünü yapar. 1990 Ekim ayında çeşitli şairlerin şiirlerinden oluşan Sevgi Duvarı isimli albümünü çıkarır. Gülten ve Ahmet çifti stüdyo ve bir yapım firmasını açmaya karar verir. Gülten Ahmet Kaya ismini verdikleri bir müzik yapım firması ve aynı isimle de bir de stüdyo kurarlar. Albüm çalışmalarına paralel olarak halk konserleri de yapar. Gösterilen ilgi, katılım ve coşkuya rağmen ülkenin birçok yerinde sakıncalı bir şarkıcıdır artık o. Dinleyicisiyle buluşamamak onu üzmektedir. Başı zaman zaman derde girer, birçok yerde konser verememenin yanı sıra albümleri sakıncalı bulunup kısmen de olsa toplatılır. Bu sürecin şarkılarına yansıması kaçınılmazdır. Yeni albümün adı ise Başım Beladadır. 1990 yılında Tatar Ramazan ve 1992 yılında Tatar Ramazan Sürgünde filmlerinin müziğini yaptı. 1994 yılında prodüksiyonunu Gülten Kaya ve Yusuf Hayoğlu'nun yaptığı Kanal D'de yayınlanan ve 13 hafta süren Ahmet abinin Vapuru programını yapar.
Ahmet Kaya'nın dünya üzerinde en çok merak ettiği ülkelerden biri Küba'dır. 1993 yılında eşi Gülten, kızları Melis ve bir grup arkadaşıyla Küba'ya 1 Mayıs kutlamalarına gider. Küba'da birçok sanatçıyla ve hükümet görevlisiyle tanışır. Dönüşte Küba'nın ünlü Tropicana grubunun bir kısmını Türkiye'ye davet eder. Davet üzerine Türkiye'ye gelen Tropicana'dan 9 kişilik bir ekibi kendi evinde misafir eder ve gelirinin tamamı Kübalı çocuklara kalmak üzere 16 konserlik bir turne yaparlar. Bu dönemde Ahmet Kaya, Bosna'da çocuklar için, Danimarkalı işçiler için yapılan konserlere katılır. Avrupa'nın hemen her ülkesinde çeşitli yardım konserleri verir. 1994 yılında Rocks Müzik tarafından Şarkılarım Dağlara albümü basılan 2 milyon 800 bin bantrolle rekor kırmıştır. 14. müzik albümü olan bu albümde yer alan Özgür Çağrı isimli şarkıda geçen "Abin bir gün dağdan döner, sarılırsın yavrucağım" gibi sözler nedeniyle albümü toplatılır, konser vermesi yasaklanır. İlk dönem albümlerinde genel olarak bağlamaya ağırlık verdi. Pop, Türk halk müziği ve arabesk kategorisine dahil edilmediği için müzikal türüne devrimci arabesk de denilmektedir. Fakat kendisi müzik tarzının devrimci arabesk veya protest olarak tanımlamasına karşı çıkar. Sözlerini kendisinin yazdığı bestelerle beraber Atilla İlhan, Can Yücel, Nevzat Çelik, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Enver Gökçe, Ahmet Arif gibi tanınmış şairlerin şiirlerini de bestelemiştir. Genellikle şarkılarında toplumsal meseleler işlenir. 22 albümünden sadece Kervan diye bir Kürtçe şarkısı vardır ve bir tane de Kürtçe açılış vardır. Türkiye'de her söylediği söz ve şarkısı olay olan Ahmet Kaya hakkında birçok dava açıldı ve kendi deyimiyle emniyetler onun ikinci adresi oldu. Bu baskılara rağmen Kaya kimliğini hiçbir zaman inkar etmedi ve mücadele etti. Birçok albümün toplatılmasının ve konserlerin iptal edilmesinin yanı sıra 10 Şubat 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin Princes Hotel Kongre salonunda düzenlenen ödül töreninde yılın en iyi sanatçısı ödülünü aldı ve ödül konuşmasında "Ben bu ödül için İnsan Hakları Derneği'ne, Cumartesi annelerine, tüm basın emekçileri ve tüm Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir de açıklamam var. Şu anda hazırladığım ve önümüzdeki günlerde yayınlayacağım albümde bir Kürtçe şarkı söyleyeceğim ve bu şarkıya bir klip çekeceğim. Aramızda bu klibi yayınlayacak yürekli televizyoncular olduğunu biliyorum. Yayınlamazlarsa Türkiye halkıyla nasıl hesaplaşacaklarını bilmiyorum" dedi. Bunun sözleri üzerine davetliler tepki gösterip küfür etmeye, çeşitli eşyalar fırlatmaya başladılar. MGD görevlileri tarafından kongre salonundan olağanüstü koşullarla dışarıya çıkartıldı. Bu olayın hemen sonrasında Ahmet Kaya'nın 1993 yılında Berlin'de Kürt İş Adamları Derneği'nin düzenlediği bir gecede verdiği konsere ilişkin fotoğrafların Hürriyet gazetesinde yayınlanması üzerine bölücü PKK örgütüne yardım ve yataklık yaptığı ve halk ırk farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddiasıyla hakkında İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde toplam 10,5 yıl ağır hapis istemiyle 2 ayrı dava açıldı. Haziran 1999'da Türkiye'den ayrıldı. Yargılamaların sonucunda toplam 3 yıl 9 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Ancak yurt dışında olduğu için hapse girmedi. Daha sonra bu görüntülerin düzmece olduğu belirlendi. Bu arada Ordu Valiliği Kaya'nın kasetlerinin kentte satılmasını ve bulundurulmasını yasakladı. 1999 yılında Münih'te PKK yanlıları tarafından düzenlediği konserde "Arabamı Oruç Şerefsizlerin memleketinde bıraktım" dediği iddia eden Hürriyet gazetesi haberi içinde hakkında DGM tarafından bir kez daha soruşturma başlatıldı. 9 Şubat 2000 yılında Zaman gazetesine yaptığı röportajda "Ben 3 tane şerefsizin yüzünden ülkemde arabama bile binemedim" dedim diyerek yalanladı. Ahmet Kaya 2000 yılında "Hoşça Kalın Gözüm" isimli albümünün kayıtlarını yaparken Paris'in bir semtindeki evinde bir gece kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bu albümde Carvon isimli şarkıyı seslendirdi. Paris'te kaldığı evde 16 Kasım 2000'de sabah saat 6'da ilaçlarını alırken kalp krizi geçirerek ölmüştür. Ahmet Kaya'nın kabri halen Paris Pere Lachaise mezarlığında yer almaktadır. Ölümünden sonra 2002 yılında Ahmet Kaya'nın şarkılarını yeni ünlü sanatçı söylediği "Dinle Sevgili Ülkem" isimli bir albümü yayımladı. 4 Eylül 2007'de Türkiye'de kendi ismine açılan tek yer olan Ahmet Kaya Halk Evi Batman'da açıldı. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bize destek olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.